Bismillahirrahmanirrahim. Babul mütemettiye ellezî lâ yecidü hediyen ve lâ yesûmû fil arşî. Bu bab mütemettiğin babıdır. Ellezî ile mütemettiye ki lâ yecidü hediyen. Hediye bulamadı. Ve lâ yesûmû fil arşî. 10 gün oruç tutamadı. 3 gün hacdan evvel tutacaktı. 7 günde hacdan sonra. Bu adam kurbanı yok. O 3 günü de hacdan evvel tutamadıysa ne yapacak? Ulemanın bazı diyor ki teşrik günleri oruç tutacak. Bazıları da diyor ki teşrik günleri oruç olmaz. O 3 gün hacdan evvel tutmadığından dolayı ona kurban vacip oldu. Bu ihtilafı beyan ediyor. Haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülhakem. قال حدثنا يحيى بن سلام قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبر فيه صلى الله عليه وسلم قال بيوت في المتمتع متمتع hakkında إذا لم يجد الهدية هدي بلمسة قربان بلمسة ولم يسن في العشر وعنده ده 10 günde de oruç tutamazsa ennehu yesumu oruç tutar eyyame teşrik günlerini oruç tutar. Kurban kesmesi vacipti mütemettiyen. Bu kurban parası yok bunun. Bunu kesemedi. 3 gün evvel hacdan evvel 3 gün oruç tutacaktı. Onu da tutamadı. Bu ne yapacak? Resul-i Ekrem'imiz buyurdu ki o teşrik günleri oruç tutar. Bayramdan evvel tutacağı 3 gün yerine teşrik günlerini tutar ve 7 gün de kendi ehline rücu ettikten sonra hac günleri geçtikten sonra. Yani hac günleri Zilhicce'nin 10'una kadardır. Bu hac günlerinde 3 gün oruç tutacaktı. Tutamadığı eyyami teşrik bu 10 günden sayılır mı sayılmaz mı? 3 gün eyyami teşriki tutarsa caiz midir değil midir? Abdullah ibn Ömer'in rivayetine göre caizdir, tutar. Bir bu. İkinci hadis de şu. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Ebu Kamil Fudayl ibn Hüseyin el-Cehteri kâle haddesena Ebu Avana en Abdullah ibn İsa عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عروة حضرت عائشة رضي الله عنها ذن رواية diyor وعن سالم عن ابن عمر سالم de Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor. Bu rivayetlerin ikisinde Zühri rivayet ediyor. İmam Zühri رضي الله عنه قال حضرت عائشة ve Abdullah ibn Ömer dediler ki لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz ruhsat vermedi. في صوم أيام التشريق teşrik günlerinin orucunda ruhsat vermedi. O günleri oruç tutmak caiz değildir buyurdu. إلا لمحسر أو متمتع إلا محسر için caizdir bir de mütemettî içindir. Mütemettî için caizdir. Mühser ki herhangi bir mani dolayısıyla hacca gelemediği, kendisi de ihramdı. O bir kurban gönderir. Kurbanı Mekke-i Mükerreme'de kesilir, o da ihramdan çıkar. Gönderemediyse, fakir parası yok ise o 3 gün oruç tutar. Hacdan evvel, 7 gün de hacdan sonra. Hacdan evvel 3 gün oruç tutamazsa eyyami teşrik günleri hacdan sayılır, eyyami teşrik günleri oruç tutsun. 7 günde sonradan dursun, 10 günü tamamlasın. Yahut da mütemettiye. Adam temettü niyet etti, parası yok. Bayramdan evvel 3 gün oruç tutacak ki son günü Arafa olacak mesela. O yok. Onu tutamadı. Bu teşrik günleri o orucu tutabilir mi, tutamaz mı? Bu rivayete göre bayram günleri ona müstesnadır. O mütemettiye de 3 gün eyyami teşriki tutar, 7'yi de sonradan tutar. Bu rivayet Hazreti Aişe ve Abdullah ibn Ömer'den geldi. Fakat bunu aşağıda reddedecek ya, bu uzun uza diye behes var. Ulemanın ekserisi buna zahip olmamışlar.
Yine bir hadisi şerif daha getiriyor. Haddesena Muhammed ibn Nu'man es-Sakati. Kale haddesena Abdul Aziz ibn Abdullah el-Uveysi. Kale haddesena İbrahim ibn Sa'd. An ibn Şihab ibn Şihab Zühri, İmam Zühri'den rivayet ettiler. O da kimden? En Urvete en Ayşe'te radıyallahu anh. Hazreti Urve tarikiyle Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi. Ve en Salim'in en Abihi. Salim tarikiyle de babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi ki ennehuma Hazreti Ayşe ve Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh ma kana yurakhisani. Ruhsat verir idiler. Lil mütemettiği temettü yapan adama izâ lem yecid hediyen hedi bulamazsa ve lem yekün sâme kabli arafa Arafa'dan evvel de 3 gün oruç tutamadı ise en yesûme eyyâmet teşrik teşrik günlerini oruç tutmaya ruhsat verir idiler. Hazreti Ayşe'nin ve Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhümanın fetvaları bu. Bu fetvayı da Peygamber Efendimiz'den rivayet etti ya birinci hadiste. Peygamber Efendimiz'in kâle dedi fil mütemettiye izâlem yedidil hediye ve lem yesûm filerşi ennehu yesûm eyyâmet teşrik. Eyyâmet teşrik oruç tutar buyurdu Peygamber Efendimiz. Öyleyse bunlar da bu hadisi şerif mucebince Hazreti Ömer ve Hazreti Ayşe böyle fetva verir idiler. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا Cemaatten bir kısmı buna sahip oldular. Ve ebahu mubah gördüler. Siyame eyyame teşrik, teşrik günlerinin orucunu lil mütemettiği temettü yapan kimseye vel karini kıran yapan kimseye vel mühseri hacca kavuşamayan mani olup da ihramında kalan kimseye eyyame teşriki oruç tutmayı mübah gördüler. Ne vakitte? اِذَا لَمْ يَجِدُوا هَدِيًا Kurban bulamazlar ise, bu kurban bulamamazlık yani fakirliğinden dolayı, fakiri yok. Fakir, parası yok ki alsın da onu kesin. وَلَمْ يَكُونُوا سَامُوا Bunlar oruçta tutmadılar. قَبْلَ ذَٰلِكَ وَاَيَّامِ تَشْرِكْتَنْ اَوَّلْ İyyâmeti zaten bayram günü oruç tutulmaz da, teşrikten evvel de 3 gün oruç tutacaktılar. Bir ayet-i kerimede var ya, selasetin fil hac ve sebetin izaracatum. 3 gün hac günlerinde oruç tutacak, hac günleri de bayramdan evvel. Bunu da tutmadı. Parası yok, kurban da alıp kesemiyor. Sâmû, bunlar oruç tutarlar, hâdîle yiyen bu günleri, teşrik günlerini tutarlar ki, bayramdan evvel tutulacak 3 günün yerine bu. Eyyâmi teşriki hac günlerinden saydılar. Ve o 3 günü tutarsa işte hac günlerinde 3 gün oruç tuttu, 7 de sonradan tutar. Ve men'u fakat men eylediler. Bu mezhebe sahip olanlar men sivahun diğerlerini mütemmetti karin mühser olan gayrisini men eylediler. Bunlar başka kimse oruç tutamaz. Eyyâm-ı teşrik bayram gibidir dediler. Fakat bu 3 kimseye müsaade ettiler. Ve ihtecu ihticac eylediler fî zâlik bu mesele hakkında bir hadîl asar. Bu eserlerle de ihticac eylediler ki mütemettiye gâri mühser için cevaz vardır. Başka kimseler için cevaz yoktur. Teşrik günlerinin oruç tutulmasında. Ve hâlefen fî zâlike âkharûn ulemanın diğerleri bunlara bu mesele hakkında muhalefet ettiler. Fekâlu buyurdular ki leyse olmadı. Lihâ ula bunlar için mütemmetti, karim, mühser için. Ve la li gayrihim. Gayrisi için de olmadı. Minel nas, nas'tan, nas'tan. Ne bunlara, ne başkasına caiz olmadı. En yesûmu hâzî leyyâm. Bu günleri oruç tutalar. En şeyin, bir şeyden, min zâlik bunlardan. Yani temettü demi, yahut da kıran demi, yahut da mühser göndereceğinden bunlardan hiçbir şey için oruç tutamazlar. وَلَا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ Kefaratlardan hiçbir şeyden de bu günleri niyet edip oruç tutamazlar. Ne bunlar? Zikrettiğimiz temettü, kıran, mühser demeyi için ne de diğer kefaretlerden hiçbir şeyden niyet ederek bu ayyâm-ı teşrik oruç tutamazlar. وَلَا فِي تَطَوْعٍ Nafile oruç da tutamazlar. Nafile de olmaz. لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
Peygamber Efendimiz nehyeylediği için zalike bundan Peygamber Efendimiz nehyeylemiştir. Eyyami teşrikte oruç caiz değildir. Ne nafile, ne kefaret, ne hiçbir şey. Bayrama tabidir buyurdular. Velakin alel mütemettii vel garini temettü eden ve kıran niyet eden kimseye vaciptir. El hedyü hedi li müteatihima müte'i yaptıkları için. Ve kıranihima kıranları için. Temettü yapana temettü yaptığından kurban vaciptir. Garin kıran yaptığından dolayı ona da kurban vaciptir. Çünkü üç gün evvel orucu tutmadığından dolayı kurban ona tereddüt etti. Kurbandan başkası caiz değil. Öyleyse o hedi yani temettü ve kıran kurbanını kesecek ve hedyün ahar ona başka bir hedi daha vaciptir. O da neden? لَاَنَّهُمَا yani iki kurban oldu. Birisi temettü ve kıran kurbanı. Birisi de onu yapamadığından o üç gün oruç evvelden tutmadığından kurban vacibiydi. O kurbanı kesmeden ihramdan çıktığından dolayı iki kurban oldu. Onu da beyan ediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki لَاَنَّهُمَا bu mütemettü ve kıran hellâ ihramdan çıktı helal oldular. بِغَيْرِ هَدْيِنْ kurban kesmeksizin وَلَا صَوْمِنْ oruç tutmaksızın. Ne kurbanlarını kestiler ne de bayramdan evvel üç gün oruç tuttular. Öyle ondan sonra da ihramdan çıktılar. Çıktıkları gibi bu da ceza oldu. Birisi temettü ve kıran kurbanı, birisi de ceza kurbanı. İki kurban oldu. Bunlar da böyle dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında ihticac eylediler. مِنَ الْآثَارِ eserlerden. Eserlerle ihticac eylediler. Öyle eserler ki el-merviyyeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen eserlerden, hadislerden bu mesele hakkında ihticac eylediler. Ne ile? Bima bir hadis ile ihticac eylediler ki haddesena İbrahim ibn Merzuk bize İbrahim ibn Merzuk rivayet eylemiş olduğu hadisle ihticac eylediler. Kale İbrahim ibn Merzuk dedi ki haddesena Ebu Abdurrahman el-Mukriyu قال حدثنا المسعودي عن حبيب بن ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حضرت علي كرم الله وجهه buyurdular ki خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin münadisi çıktı فأيام التشريك teşrik günlerinde فقال buyurdu ki إن هذه الأيام أيام أكل وشرب Peygamber Efendimiz bir adama emretti, çıktı, o da nida etti. Ey cemaati Müslümin, inne hâzîl eyyâme bu günler eyyâme eklin ve şürbin yemek ve içmek günüdür. Oruç tutmak caiz değildir. Bir bu Hazreti Ali Kerimallah ve Şerif'den rivayet edilen hadis. İkinci hadis, haddesena Ali ibn Şeybe, kâle haddesena Revh ibn Ubâde, kâle haddesena Muhammed ibn Ebi Hümeydil Medeniyyü, قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال إسماعيل babası Muhammed'den Muhammed'de babası Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayet ediyor. قال Sa'd bin Ebi Vakkas buyurdular ki emreni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den emreyledi. En ünadiye nida edeyim eyyâme müne mine günlerinde ki enneha bu mine günleri eyyâm-ı teşrik, eyyâm-ı eklin ve şürbin ve bi'alin. Eyyâm-ı eklin yeme günüdür ve şürbin içme günüdür ve bi'alin ailesiyle sevişecek günüdür. Yani ailesine tekarrüb edecek günlerdir, bayram günleridir. فَلَا صَوْمَ ف۪يهَا bu günlerde oruç olmadı. Yani kasteder eyyâm-ı mine ile eyyâm-ı teşrik, teşrik günlerini kasteder. Bu da Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan rivayet edildi. Haddesena üçüncü hadis şu İbrahim ibn Ebi Davud rivayet ediyor. Kale haddesena Sa'id ibn Mansur. Kale haddesena Hüseyin. Kale akhberena ibn Ebi Leyla. Ani tayinen Aişete radıyallahu anha kalet. Hazreti Aişe buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular. Eyyâmü teşrik teşrik günleri eyyâm-ü eklin ve şürbin ve zikrin lillâhi teâlâ azze ve cel. Yemek, içmek ve Allah'ı zikretmek günleridir. Eyyâm-ı teşrik.
Dördüncü hadis, haddesena Yunus'u kâle, haddesena Abdullah ibn Yusuf kâle, haddesena Leys an ibn el-Had, an Ebi Murre Mevla Akil ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Akil ibn Ebi Talib'in kölesi Ebi Murre'den rivayet ediliyor. Ennehu dehalehu ve Murre diyor ki ben gittim ve Abdullah ibn Amr ibn el-As, bir de Abdullah ibn Amr ibn el-As, bunlara dahil oldular. Ela Amr ibn el-As, Amr ibn el-As'ın huzuruna. Ve zâlike bu da el-gadu bayram ertesiydi. Ba'da'l-gadi min yevmil etha. Yahut da bayram ertesinin ertesiydi. Yani bayram olmuş. Ondan sonra bir gün sonra yahut iki gün sonra biz gittikti. Eyyam-ı teşrikte tabi bunlar oluyor. Amr ibn el-As'ın huzuruna. Fekarrebe ileyhim amrun. Amr ibn el-As onlara getirdi. Ta'amen ta'am getirdi. Fekale Abdullah. Oğlu Abdullah dedi ki inni saimin. Ben orucum dedi. Fekale lehu amrun. Babası Amr ibn el-As dedi ki aftır. Orucum boz. Fe inne hâzî leyyem. Bu günler. Elleti şul bir günlerdir ki. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bize emrederdi. Ye'muruna. Bize emrederdi. Bi fitriha bu günleri iftar etmemize emrederdi. Rivayet ya böyle yahut da ev yenhâna Peygamber Efendimiz bizi nehyederdi. Yani siyâmiha bu günleri oruç tutmadan nehyederdi. İftarını boz, orucunu boz iftar et dedi. Feaftara Abdullah, Abdullah ibn Amr ibn Las da orucunu bozdu. Feekele yedi ve ekeltu murre diyor ki ben de yedim. Beşinci hadisi şerif. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Ruh ibn Ubâde. قال حدثني ابن جريج قال أخبرني سعيد بن كثير أن جعفر بن المطلب أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص عبد الله babası Amr'ın huzuruna girdi فدعاه إلى الغداء onu gadaya yemeğe davet etti فقال إني صائم عبد الله dedi ki ben orucum ثم الثانية ikinci defa davet etti كذلك orucum dedi. Sümmet salise üçüncü defa davet etti. Yine orucum dedi. Fekal Amr ibn el-As dedi ki la bu olmaz. İlla en tekune semiyetehu. Ben orucu yemem Abdullah ibn Amr ibn el-As dedi ki orucu yemedi. İlla en tekune semiyetehu illa sen bunu işittin ise min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den işittin ise ben de gelir orucumu bozarım dedi. Kâle Amr ibn el-As dediler ki fe inni kad semi'tuhu ben bunu işittim min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den işittim. Yani kastederdi ney en nehyi anis siyam eyyame teşrik. Teşrik günleri oruç tutmadan Peygamber Efendimiz'in nehyettiğini işittim dedi. O da onun üzerine orucunu bozdu. Altıncı hadisi şerif. Haddesena Fehd ibn Süleyman. Kale haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe. Kale haddesena Abdurrahman ibn Mehdi'yim. An Süfyan'a an Abdillah ibn Ebi Bekir'in ve Salim'in an Süleyman ibn Yesar. An Abdullah ibn Huzafa. Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Emerahu. Peygamber Efendimiz Abdullah ibn Huzafa'ya emreyledi ki en yunadiye nida ile ve eyyam-ı teşrik, teşrik günlerindeki enneha o teşrik günleri eyyam-ı eklin ve şürbin yeme ve içme günleridir. Bu rivayette Abdullah ibn-i Huzafe'den geldi. Bir de Salim ibn-i Abdullah'dan geliyor. Yedinci hadisi şerif haddesen Ali ibn-i Şeybe kâle haddesen Revuh ibn-i Ubâde kâle haddesen Salih ibn-i Ebil-Ahtar en ibn-i Şehabin عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz أمر عبد الله بن حذافة عبد الله بن حذافة'ye emreyledi أن يطوف في أيام منى منى günlerinde geze nida eder ألا لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله böyle nida etmesini emreyledi. Ela agah olunuz ki la tesûmû oruç tutmayınız. Hâdî leyyem bu teşrik günlerini fe innehâ bu teşrik günleri
اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ Yemek, içmek ve Allah'ı zikretmek günleridir. Diye nida ettirdi. Sekizinci hadisi şerif, حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنِ اَبِي سَلَمَا عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre dediler ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. Eyyamü teşrike eyyamü eklin ve şürbin ve zikrillahi azze ve cel. Teşrik günleri yemek, içmek ve Allah'ı zikretmek günleridir. Dokuzuncu hadis. Haddesene ibn Ebi Davud kale haddesene Sa'idun ve ibn Mansur. Kale haddesene Hüseyin kale ahberena Halidul Hazza. عن أبي المليح الهذلي عن نبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم نبيشة الهذلي في أنبار فنزا رواته الذي مثله أين حديث شريف أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وننجي حديث حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن نافع بن جبير أخبره Nafi ibn-i Cübeyr bunu haber veriyor. An racülün min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabından bir adamdan haber veriyor. Kale Amr'ın. Amr dedi ki وَقَدْ سَمَّاهُ Bunu tesmiye eyledi. Nafi'un Nafi. Amr ibn-i Cübeyr diyor ki Nafi ibn-i Cübeyr bu adamın ismini söyledi. فَنَسِيْتُ ben unuttum. Yani Eshab-ı Resulullah'tan olan zatın ismini o söyledi ama ben unuttum. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâle buyurdular li racülün min beni gıfar beni gıfardan gıfar kabilesinden bir adama dediler ki yukâlu lehu o adama denilirdi Bişir-i Bünü Süheym Bişir-i Süheym denilirdi o zatın ismi Bişir-i Süheym Bişr ibn-i Süheym'e Resul-i Ekrem Efendimiz emreylediler ki kum fenâdî finnâs kalk, nasın içerisinde nida et. Bağır ki innehâ eyyâmü eklin ve şürbin bu günler teşrik günleri, ekil ve şürb günleridir diye kalk bağır dedi. Bunu ne vakit emreyledi Peygamber Efendimiz fi eyyâmü müne günlerinde yani teşrik günlerinde. 11. حديث حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمرو بن دينار النافع بن جبير عن بشر بن سهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بشر بن سهيب بأنبار فنه صلى الله عليه وسلم ده أين حديث شريف رواية ديور 12. حديث حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة هذا حدثنا إبراهيم بن مرتوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله yine بشر بن سحيم'den أين حديث الشريف إمام الطحاوي başka bir senetle rivayet ediyor 13. حديث حدثنا علي قال حدثنا روح قال حدثنا الربيع بن صبيح ومرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك dediler ki نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz nehy buyurdular en savme eyyam-ı teşrik-i selase üç teşrik günlerinin oruç tutulmasını Peygamber Efendimiz nehy buyurdular. Ba'de yevmin nehri kurban bayramından sonra üç gün gelir ki onlara teşrik günleri derler. O günlerde oruç tutmayı Peygamber Efendimiz nehy buyurdu. 14. hadis Haddesena ibn-i Merzuk kal, Haddesena Sa'id ibn-i Amir Enir Rabi'i ibn-i Sabih En Yezid el-Rakashi En Anas ibn-i Malik radıyallahu anhu Enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tahavi Anas ibn-i Malik'ten gelen bu rivayeti başka bir senette daha zikrediyor. 15. حديث حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن معمر بن عبد الله العدوي قال
Me'mer ibn Abdullah dedi ki, Ba'teni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz beni bahsetti. Ne olduğum halde, üezzinü haber verir olduğum halde, fi eyyâm-i teşrik, teşrik günlerinde. Nerede teşrik, nerede? Bimine, minede, minede, teşrik günlerinde haber vermek için beni bahsetti ki, la yesûmenne ahadun fe innehâ eyyâm-u eklin ve şurbi. La yesûmenne, elbette oruç tutmasın. Ahadun, hiçbir kimse. Fe innehâ bu günler, eyyâm-u eklin ve şurbi, yeme ve içmek günleridir. Teşrik günleri ben çektim, bunu nasıl ilan eyledim diyor Me'mer ibn Abdullah. 16. hadis. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü kâle haddesena Ebu Lesved ve Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr kâle haddesena ibn Lehiya an Ebin Nadri ennehu semi'a Süleyman ibn Yasar. Ebin Nadir diyor ki ben Süleyman ibn Yasar'ı işittim ve Bekabisete ibn Züeybin. Bir de Kabiset ibn Züeybe'yi işittim ki yuhaddisani rivayet ederdiler. En Ümmül Fadıl, Ümmül Fadıl'dır. Ümmül Fadıl da kim? İmreyeti Abbas ibn Abdülmuttalif radıyallahu anh, Hazreti Abbas'ın zevce-i mühteremeleri. Halet, Ümmül Fadıl buyurdular ki, künnâ me'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'le beraber idim. Bimünem minede. Eyyâmet teşrik, teşrik günlerinde. فَسَمِعَتُ مُنَادِيَنْ يَقُولُ Bir münadiyi işittim ki diyor, اِنَّ هَذِهِ الْاَيَّامِ Bu günler, اَيَّامُ تُعْمِنْ وَشُرْبِنْ وَزِكْرِ اللّٰهِ Bu günler yemek, içmek, Allah'ı zikretmek günleridir diye nida ettiğini işittim. Bunu nida, böyle bir nidayı Ümmül Fadıl قالت Ümmül Fadıl radıyallahu anh'a buyurdular ki, كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُنَنْ Resul-i Ekrem Efendimiz'le münada beraber idik. اَيَّامَ التَّشْرِيكِ Teşrik günleri. فَسَمِعْتُ مُنَادِيَنْ Ben işittim ki bir nida eden adam yekulu diyor. اِنَّ هَذِهِ الْاَيَّامَ اَيَّامُ تُعْمِنْ وَشُرْبِنْ وَذِكْرِ اللّٰهِ Böyle diyor ki bu günler yemek, içmek, Allah'ı zikretmek günleridir diye nida ediyor. Kâlet Ümmül Fadıl dedi ki فَاَرْسَلْتُ رَسُولًا Ben bir adam gönderdim. Ki مَنِ الرَّجُولُ Bu nida eden adam kimdir? وَمَنْ اَمَرَهُ Ona kim emreyledi ki böyle desin? Bunu nida eylesin. فَجَاءَنِيَ الرَّسُولُ Gönderdiğim elçi geldi. فَحَدَّسَنِي Bana söyledi ki اَنَّهُ رَجُولٌ Bu nida eden adam bir adamdır. Yukalu lehu İbn-i Hüzafe. İbn-i Hüzafe diyorlar. Ha, kitapta İbn kelimesi yok. Oraya yazılacak. Lehu'dan sonra İbn yazılacak. Buna İbn-i Hüzafe dedikleri bir adam. Yekulu diyor ki emereni biha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona da Resul-i Ekrem Efendimiz emreylemiş. Diyor ki bana Resul-i Ekrem Efendimiz emreyledi ki böyle nida edeyim ben de nida ediyorum. Diye bana haber getirdi. Bu Ümmül Fadıl radıyallahu teala anhadan gelen rivayet. 17. hadisi şerif. Haddesena Ali ibn Şeybete kâle haddesena Ravhun kâle haddesena Musa ibn Ubeydete kâle akhbereni el Münzir en Umara ibn Halde. Burada Amr ibn Halide demiş, yanlış. Umara ibn Halde. Bu Umara ibn Halde Ebu Hafs'ın el-Ensari medenidir ki Medine-i Münevvere'nin kadısı imiş. Kendisinin hakkında diyorlar ki bu heybetli, azimli, mütteki, afif bir adamdır ve muhaddisin indinde de şikedir. Bu Ömer ibn-i Halde'den rivayet ediyor. Ez-Züreki Züreki Medine-i Münevvere'de bir kabile, o kabileye mensup olduğundan Züreki diyorlar. O da kimden rivayet ediyor? En ümmihi anasından. Galet, onun validesi dedi ki, Be'ase Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz gönderdi. Kimi Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anh, Hazreti Ali kerramallahu ve şeyhi gönderdi. Fi evsete eyyâmi teşrik,
teşrik günlerinin ortasında yünadi nida eder olduğu halde finnasi nas içerisinde neyi nida eder olduğu halde la tesumu fi hadi leyyam ve innaha eyyamu eklin ve şürbin ve bi'ar. Böyle nida etmesi için Hazreti Ali'yi gönderdi Peygamber Efendimiz. Manası şu, la tesumu, siz oruç tutmayınız. Fi hadi leyyam, bu günlerde, teşrik günlerinde oruç tutmayınız. Fe innaha, bu teşrik günleri eyyamu eklin, yemek günüdür. Ve şürbin, içmek günüdür. Ve bi'alin, ailelerini tekarrüb etmek günüdür. 18. hadis-i şerif. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Vehbiyyü kâle haddesene ibn İshak en Hakim ibn Hakim en Mes'ud ibn el-Hakem el-Züraki kâle haddesetni ümmi. Mes'ud ibn Hakem diyor ki bana validem rivayet eyledi. Kâlet, validesi dedi ki لَكَأَنِّي أَنْظُرُ اِلَى عَلِيِّ بْنَ اَب۪ي طَالِبِ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ Göğe ben hala gözümün önünde Ali ibn Ebi Talib'e bakıyorum. اَلَى بَعْلَةِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in katırına binmiş. Öyle katır ki el-beyda'i, beyaz ki düldül dediğimiz meşhur düldül düldül derler ya, işte bu Mısır'dan hediye gelmişti Peygamber Efendimiz'in katırıydı. Ona binmiş. Hazreti Ali'ye göğe görüyorum şimdi gözümün önünde. Hatta kâme ilâ şâbil ensâr. Ensar'ın olduğu tarafa gitti. Ve huve yekûl, hem de derdi. Ya me'aşerel müslimîn, innehâ leyset ve eyyâmü savmîn. İnnehâ eyyâmü eklin ve şûrbin ve zikrin lillâhi asevvetel. Ey Müslümanlar cemaati! İnnehâ, bu teşrik günleri, leyset ve eyyâmü savmîn, oruç tutmak günleri değildir. İnneha, bu günler eyyâmü eklin ve şürbin, yemek içmek günüdür. Ve zikrin lillâhi azze ve cel, Allah-u Teala'yı zikretmek günleridir. Böyle nida eder olduğunu hala gözümün önünde görüyorum. Katrın üzerinde böyle nida ediyordu. 19. hadisi şerif. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Temam. Kâle haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr. Kâle haddeseni Meymun ibn Yahya. قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار سليمان بن يسار دان روايت ediyor ki يزعم أنه سمع ابن الحكم الزركي o da zulmederdi ki ابن الحكم الزركي'den işitmiş ki يقول ابن الحكم الزركي derdi ki حدثنا أبي ona da babası حكم الزركي rivayet eylemiş ki أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم onlar Resulullah Efendimizle beraber idiler. Bi münemmine de fesemi'u, işittiler. Rakiben, bir hayvana binmiş bir adamı ve huve yesrahu, nida ediyor. Bir rakip, yani yaya değil, ya katıra ya ata binmiş, nida ettiğini işittiler. Nida ediyor. Bu nida ettiğini işittiler. Ne nida ediyor? La yesûmenne ahadun fe innehâ eyyâmu eklin ve şürbin. O nida eden adam diyor ki la yesûmenne, elbette oruç tutmasın. Ehadün, sizden bir kimse bu günler oruç tutmasın. Fe inneha, bu günler, yani bu teşrik günleri eyyâmü eklin ve şürbin, yemek ve içmek günleridir. 20. hadisi şerif. Haddesena Ali ibn Abdurrahman kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Bekr ibn Mutar en Amr ibn el-Haris. Orada Ömer yazmış, vav lazım. Amr'den sonra vav. Amr ibn el-Haris, an Bükeyr'in an Süleyman ibn Yasar haddesehu. Süleyman ibn Yasar'dan rivayet ediyor ki ona rivayet eyledi. Ki enne Mes'uden, Mes'ud haddesehu, Süleyman ibn Yasar'a rivayet eylemiş. An ümmihi, o da kendi validesinde. Nehvehu, eyni hadisi şerifi. Yani onlar Resulullah Efendimizle beraber idiler. Baktılar ki bir adam nida ediyor ki Peygamber Efendimiz göndermiş. O da nida ediyor ki bu günleri kimse oruç tutmasın. Bu günler yemek ve içmek günleridir. 21. hadisi şerif. Haddesena Revh ibn el-Ferac.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أنه سمع يحيى بن سعيد diyor ki o kendisi işitmiş يوسف بن مسعود بن الحكم الزركي يوسف بن مسعود بن الحكم الزركي işittim يقول derdi ki حدثتني جدتي benim babamın anası bana rivayet eyledi dedi sümme zekere nehruhu eyni hadisi şerifi zikreyledi ki yani Peygamber Efendimiz göndermiş bir adam nida ediyor ki bu teşrik günlerini oruç tutmayın bunlar yemek ve içmek günleridir. 22. hadis haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Hüseyin ibn-i Mehdi'yi kâle haddesena Abdurrezzak kâle akberena Ma'merun aniz Zühriyi en Mes'ud ibn-i Hakem'il Ensari'yi عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مسعود بن الحكم diyor ki bir ashab-ı Resulullah'tan bir kimseden işittim o dedi ki o sahabeden olan zat emren nebi صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz emreyledi kime Abdullah bin Huzafe Abdullah bin Huzafe'ye emreyledi en yerkebe rahilatehu onun rahilesine hayvanına biner اَيَّامَ مُنَمْ مِنَ كُنْلَرِ فَيَسِيحَ بَغْرَ فِي النَّاسِ نَسْتَى سَيْحَيْدَ بَغْرَ كِ أَلَا لَا يَسُومَنَّ أَحَدٌ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ أَلَا آگَهْ وُرُنُسْ كِ لَا يَسُومَنَّ أَحَدٌ Hiçbir kimse oruç tutmasın. Hem de tekid ile elbette oruç tutmasın. فَاِنَّهَا bu teşrik günleri اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ Yemek ve içmek günleridir. Buraya kadar 22 hadis rivayet etti İmam-ı Tahavi ki teşrik günleri oruç tutmadan teşrik günlerinde oruç tutmadan Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyeyledi. Kale Ravi diyor ki فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ben o adamı gördüm عَلَى رَاحِلَتِهِ hayvanının üzerinde yunadi bizalik böyle nida ettiğini de gördüm. Ashab-ı Resulullah'tan olan zat bu adamı da gördüm diyor. قالوا işte bu mezhebe sahip olanlar dediler ki felemma sebete vaktaki sabit oldu. Bihadi lasar bu eserlerle bu hadislerle. Bu eserler de kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bu eserlerle sabit oldu. Ne sabit oldu? En nehyu an siyami eyyami teşrik. Nehi sabit oldu. Neden nehi? En siyam eyyam-ı teşrik günlerini oruç tutmaktan nehi sabit oldu. Ve kâne nehyuhu an zâlik Peygamber Efendimiz'in bu nehyetmesi de oldu bi münem minada oldu. Mine günlerinde bu münadileri çıkardı ve onlar bağırdılar ki bu günleri oruç tutmayın. Mine günlerinde eyyam-ı teşrik günlerinde oldu. Vel hüccâcu hacılarda mukîmûne biha minada mukîm idiler. Ve fîhim onların içinde var idi. El-mütemettiûne temettü edenler var idi. Vel-kârinûne kıran edenler var idi. Bunlar da var idi. Öyleyken emir hepsine birden oldu. Velem yistesni Peygamber Efendimiz istisna buyurmadı. Münhum hacılardan mütemettiğen velâ kârinen ne temettü edeni ne kıran yapanı istisna buyurmadı. Emri hepsine verdi. Dehalel-mütemettiûne öyleyse bu böyle sabit olursa dehale dahil oldu el-mütemettiun temettü edenler vel-kârinun kıran yapanlar dahil oldular fî zâliken nehyi bu nehye teşrik günlerinde oruç tutmanın nehyine o günlerde oruç tutmaktan Peygamber Efendimiz'i nehyeylemiştir mütemettiler, kârinler de bunlara dahildirler heyda diğerleri dahil olduğu gibi bunlar da dahildirler. Bu hüküm burada böyle sabit oluyor ve bunların delilleri de çok 22 hadiste bunu ispat ediyorlar. Ötekilere yami teşrikte oruç tutan diyenler iki zat ve iki rivayet. Burada 22 rivayet. Tabi bu rivayetleri almak daha evla. Fe'in gâle gâilun bir adam dese ki felime niçin sâre oldu hâza bu hadisler bu rivayet evla daha evla oldu mimma raveytum rivayet ettiğiniz hadislerden fi evveli hadel bab. Bu babın evvelinde Hazreti Aişe ve Abdullah İbni Ömer'den rivayet eylemiştiniz. Burada da bu kadar hadisler rivayet ediyorsunuz. Bunları almak daha evladır diyorsunuz. Kıyle lehu ona denilir ki sebebini soruyorsun. Sebebi
şundan, min gıbeli sihhati mâ câ'a fîhâdâ. Bu hadislerde gelen rivayetin sahih olması itibariyle, o cihetten bu 22 hadis daha sahih. Ve tevâtürül âthâri bihi, bir de eserler çok geldi, 22 hadis geldi. Ve fesâdi mâ câ'a fil fasıl evvel. Fasıl evvelde gelen hadislerin senedinde de fesat olduğundan dolayı bunları almak evla oldu. Bu fasıl evveldeki gelen rivayetlerin fesadı ne cihetinden? Onu da beyan ediyor. Min zalik, işte o senetlerin fesadındandır. Hadis-i Yahya bin Selam en Şu'bete, Yahya bin Selam Şu'beden rivayet ediyor. Fehu hadis-i münkerim, bu münker hadistir. La yusbituhu, bunu ispat etmez ehlül ilim. Ehli ilim bir rivayeti rivayetiyle ispat etmez. Bu senedi almazlar. Ne için? لِدَعَفِ يَحْيَ بْنِ السَّلَامِ عِنْدَهُمْ Muhaddisin indinde Yahya bin Selam daiftir. Hadis ilminde daiftir, onun rivayetini almazlar. Daha kim? Bir de İbn Ebi Leyla. İbn Ebi Leyla'nın hadisi de, onun senedi de bozuktur. وَفَسَادِ حِفْسِهِمَا İbn Ebi Leyla da zayıftır. وَفَسَادِ حِفْسِهِمَا Bir de bunların hafızları bozuktur. Hafızeleri kuvvetli değildir. مَا أَنِّي شُنُنْلَ beraber ki İmam Tahavi buyuruyor ki لَا أُحِبُّ أَنْ أَطْعَنَا لَا أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَا بِشَيْءٍ Ulemadan bir kimseye ben tane etmek murad etmiyorum. وَلَاكِنْ زَكَرْتُ ben zikreyledim. مَا تَقُولَ اَهْلُ الرِّوَايَةِ اَهْلِ rivayetin ehli hadisin dediğini zikreyledim. فِي ذَلِكَ bu mesele hakkında. Yani Yahya bin Selam olsun, İbn Ebi Leyla olsun, ben bunlara tane etmek istemiyorum. Fakat muhaddisin bunların rivayetlerini kabul etmiyorlar. Hafızeleri zayıf olduklarından dolayı, binaenaleyh bu evvelki fasılda gelen o iki hadis bu cihetten zayıf ve senetleri fasit olduğundan onlar alınmaz. Burada 22 tarikle gelen hadisler daha sahih, daha kuvvetlidir ve çoktur. Bunlar alınır. Sebebi de bu. Bunlarla emel etmek daha evladır. Ve min zalik, yine bundandır, evvelki gelen rivayetlerin zafiyetindendir. Hadis-i Yezid ibn Sinan الذي ذكرناه من بعده. O birinci hadisten sonra Yezid ibn Sinan'ın hadisini rivayet eyledik. O da böylecedir. An İbn Ömer radıyallahu anhuma ve Ayşe radıyallahu anha. Abdullah ibn Ömer'den Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi ki ennehuma قال, onlar dediler ki lem yurahhas, terhis olunmadı li ahadin, hiçbir kimseye fi sevme eyyami teşrik, teşrik günlerinin oruç tutmada kimseye ruhsat verilmedi illa li muhserine ve mutemettiyen, ya hacca kavuşamadı, mani oldu, yolda ihramda kaldı yahut da temettü niyetiyledi. Bunların ikisine oruç tutmak ruhsat verildi, başkasına değil. فَقَوْلُهُمَا ذَٰلِكَ Abdullah ibn Ömer ile Hazreti Ayşe'nin bu kavilleri يَجُوزُ كَاِزُ olurken يَكُونَ وَلَا Aneya kastetmiş olalar onların ikisi. Bihâzî ruhseti, bu ruhsetiyle neyi kastetmiş olalar? مَا بِشَيْءِ كَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. فَصِيَامُ ثَلَاسَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ Öyle buyurdu. Bunu kastetmiş olalar. Hac günlerinde 3 gün oruç tutacak. 7 gün de sonradan oruç tutacak. Fe'adda ha ziyade. Fe'adda Abdullah ibn Ömer ile Hazreti Ayşe saydılar. Eyyamet teşrik, teşrik günlerini saydılar. Min eyyamil hacci, hac günlerinden saydılar. Hac günlerinde 3 gün oruç tutacak ya. Arafa günü, onun son günü. Caiz ki bunlar teşrik günlerini de eyyam-ı hacdan saydılar. Evet. Eddaha dediği, edda ikisi saydılar. Evet. Eyyam-ı teşrik, eyyam-ı teşrik'i neden saydılar? Min eyyam-ı hacce. Hac eyyamından, hac günlerinden saydılar. Fekala, onun üzerine dediler ki, ruhhiselil hac el mütemettiğ temettü'u niyetiyle hac eden kimseye ruhsat kılındı. Vel mühseri, bir de hacca gelip kavuşamayan, ihsar olunan bir adama ruhsat verildi. Fî sevme eyyâmi teşrik, teşrik günlerinde oruç tutmakta ruhsat verildi. Lihâdîl ayeti, bu ayeti şerifede geldiği için. Fâsiyâmi selâsete eyyâmi fil hac.
hac günlerinde 3 gün oruç tutacak. Eyyam-ı teşrikte, eyyam-ı hacden olduğundan bu 3 günü oruç tutabilir. Bu ayetten istinbat eylediler. Buna ihtimali var. Ve lenne hadil eyyam, bu günler eyyam-ı teşrik günleri indehuma Hazreti Aişe ile Abdullah ibn Ömer indinde min eyyamil hacci, hac günlerindendir. Ve evet, böyle olmak ihtimali var. Ve hafiye aleyhima, fakat onların ikisine gizli kaldı. Mâ kâne min tevkîfi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in bildirmesi onlara gizli kaldı. Yani bunu bilemediler. Kime bildirmesi? Ennâse nâse min ba'du, ondan sonra. Ki alâ enne hâzî leyyem, bu günler leyset bi dâhiletin, dâhil değildir. Fîmâ bir şeye dâhil değildirler ki Ebâhallâhu azze ve celle Cenâb-ı Hak mübah kıldı savmehu, oruç tutmasını. Minzalik bunlar. Yani bu hedi bulamazsa oruç tutacak ya, o oruç tutmak mübah olan günlerden değildir bu eyyam-ı teşrik. Eyyam-ı teşrik o günlere dahil değildir. Bu dahil olmadığını Hazreti Aişe, Abdullah ibn Ömer bilemediler de böyle istinbat ettiler. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ, işte bu babın veçhi budur. Min tariqi tasrihi ma'ani da'sar, eserlerin manalarını tasrih tariqinde bu babun veçi budur. Eyyam-ı teşrik hac günlerinden değildir. Eyyam-ı teşrik bayram günlerindendir. O günleri oruç tutmak da caiz değildir. Ve emma min tariqin nazar, kıyas tariqinden ise fe inna kadrayinahum, ulemayı biz gördük, ecme'u icma eylediler ki enne yevmen nehri, bayram günü la yusamu fihi, onda oruç tutulmaz. Şeyün, hiçbir şey min zalik bunlardan, ne temettü, ne kıran, ne mühser, hiçbirisi bu günlerde tutulmaz. Ve ve ila eyyamil hacci, bayram günü hac günlerine akrabi, daha yakındır. Min eyyamil teşrik, teşrik günlerinde. Teşrik günleri geriye kalıyor. Bayram günü evvel olduğundan hac günlerine o yakındır. Teşrik günleri geriye kalıyor. Ne için? Dima'ul bir şey için ki Cihan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den geldi. Minen nehyi, nehyden an savmihi, bayram günü oruç tutmaktan nehyi geldi. O da ne de mimma senezkuru fi hadel babi inşallahü teala, aşağıda zikredeceğiz ki bayram günü oruç tutmak haramdır. Eğer oruç tutması caiz olsaydı bayram günü eyyam-ı hacca daha yakın idi. Bayram günü oruç tutması tutmak lazım idi. Halbuki bayram günü oruç tutmaktan Peygamber Efendimiz'in nehi vakı oldu. Ki ondan nehi vakı olursa eyyam-ı teşrikten nehi evra bir terik olur. Çünkü eyyam-ı hacden daha uzaktır onlar. Fekemâ kâne nehi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in nehi olduğu gibi fî zâlik, bayram günü oruç tutmadan yedhulü fîhî, ana dahil olur el-mütemettiûne vel-kârinûne vel-mühserûn, temettü edenler, kıran edenler, mühser olanlar buna dahil olurlar. Kâne kezâlik, böylece oldu nehyu, Peygamber Efendimiz'in nehyi en siyam eyyâm-ı teşrik, eyyâm-ı teşrikin orucundan da nehyi böyle oldu. Yedhulûne, bu mütemettî, gâri, mühser girerler fîhî, eyyâm-ı teşrikteki nehye, eyza bayramdaki nehye dahil oldukları gibi. Bayramda oruç tutamadıkları gibi eyyâm-ı teşrikte de oruç tutamazlar. Bu da kıyas. فَمِنْ مَا رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Şimdi bayram gününde oruç tutmak haramdır dedi. Bunu ispat ediyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadislerdendir. Nerede? فِنَّهْيَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ Bayram günü oruç tutmaktan nehyettiği hakkında varid olan hadislerdendir. Maşhur bir hadis ki حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوكُ قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرُ قال أخبرنا ابن أبي ذيب عن سعيد بن خالد عن أبي عبيد مولى بن أزهر أبي عبيد ابن أزهر كلسي قال شهدت العيد أبي عبيد يركي بن بايرما شاهد أولدم ما علي وعثمان رضي الله عنهما حضرت علي وحضرت عثمان إلى بايرما حاضر أولدم gördüm فكانا يصليان onlar bayramı kılardılar ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ sonra bayramdan dönerdiler namazdan sonra. Yüzekkiranin nase nase hatırlatırdılar. Fesemi'tuhuma ben onları işittim ki yekulani derdiler. Derdiler ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nehi buyurdular.
en siyami hâzeynil yevmeyin, bu iki günün oruç tutmadan nehyettiğini derdiler. Yevmen nehri ve yevmel fitri. O iki günde birisi kurban bayramı, birisi de Ramazan bayramı günlerinde oruç tutmadan Peygamber Efendimiz nehyetti dediklerini duyardım. Haddesena Yunus kâle akberene ibn-i Vehbi enne maliken haddesehu an ibn-i Şihabin an Ebi Ubeydi İbn-i Esher'in kölesi Ebi Ubeyd'den gene rivayet ediliyor. Kâle dedi ki şehittül aide, ben bayrama şahit oldum. Mâ Umar radıyallahu anh Hazreti Ömer ile beraber, yani onun bayram kıldırdığına ben hazır oldum. Fekâle dedi ki hâzâni yevmâni, şu iki gündür ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an siyamihima, Resul-i Ekrem Efendimiz o iki günü oruç tutmadan nehyeyledi. O iki günde nedir? Yevmül fıtri ve yevmün nehri. Biri fitir, Ramazan bayramıdır. Biri de nehr, kurban bayramıdır. Bu iki günde oruç tutmadan Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Feemma yevmül fıtri, ama Ramazan bayramında oruçtan nehyeylemesi, çünkü fıtır günü fe yevmü fıtrikum, sizin fıtır gününüz Ramazan bayramınız, min siyamikum, orucunuzdan iftar ettiğinizin günüdür. Orucu bitirdiniz, artık iftar ediyorsunuz, bayram oldu, orucu bozduğunuz gündür. Oruç bitti, bayram ediyorsunuz. Ve emma yevmün nehri, ama kurban bayramı günü ise fe yevmün bir gündür ki teekülüne fi anda yersiniz, min nüsükiküm, kesmiş olduğunuz kurbanların etlerinden yersiniz. Onun için bu iki gün oruç tutmak haramdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle Peygamber Efendimiz'in nehyini bildirirdi. Haddesena Ebu Ümeyye'te kâle haddesena Ubeydullah ibn Musa kâle akberena İbrahim ibn İsmail ebni mücemmi'in Ensari ve Süfyan ebni Uyeyne ani Zühriye an Ebi Ubeydin Mevla Abdurrahman ibn Avf قال صليت العيد ben bayram namazını kıldım ve Ömer ile beraber fezekere mislehu bu hadisi şerifin mislini zikreyledi. Haddesena Fahdun قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسماعيل بن ابي كثير الانصاري عن سعد بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها. Orada an Said ibn Said demiş, birincisi Sa'd, İkincisi Said doğru. Bu Sa'd, birinci Said, Sa'd yazılacak. En Sa'd ibn Said. Doğrusu bu. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor. O da kimden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den. Ennehu Peygamber Efendimiz neha nehiyledi. En savmi yevmeyni, iki günün orucundan nehiyledi. Yevmil fıtri ve yevmin nehri. Bir Ramazan bayramı gününün orucundan nehyeledi, bir de kurban bayramı günü oruç tutmadan nehyeledi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Haccacun, kâle haddesena Hammadun en Katadete, en Ebi Nadrata, en Ebi Sa'idin el-Hudri, en Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Ebu Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh'den de rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz Ramazan ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmaktan nehyeylemiştir. حدثنا بهر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن المنذر بن عبيد المدني حدثه. منذر بن عبيد المدني عمرو بن الحارث رواية ديور كي أن أبا صالح السمان أبو صالح السمان حدثه أن رواية إلى مشكي أنه سمع أبا هريرة حضرة أبو هريرة رضي الله عنه إشتمش ne olduğunu işitmiş. Yuhbiru an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den haber verdiğini, mislehu eyn hadisi şerifi haber verdiğini haber veriyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki günü oruç tutmadan nehyeyledi. Bayram, Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Sa'id ibn-i Amir anil Rabbi ibn-i Sabih an Yezid el-Rakâşiyye an Enes ibn-i Malik radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu.
Enes İbn-i Malik'ten de yine hadis-i şerif rivayet edildi. Haddesena Yunus kâle akberene ibn-i Vehbin enne Malik'en haddesena Muhammed İbn-i Yahya İbn-i Habbal enil araç en Ebi Hureyre'te radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme misleru. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yunus Selik'iyle rivayet eyledi. Haddesena ibn-i Merzu kâle haddesena Ebu Heybun kâle haddesena Şöbe en Abdülmelik İbn-i Umeyr'in en Gaza'ta. Abdullah ibn Ömer yazdı doğrusu en Abdülmelik ibn Umeyr'in en Gaza'ten Ebi Sa'id'in en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Ebu Sa'id'in Hudri'den aynı hadisi şerifi rivayet edildi. Felemma kâne yevmün nehri vaktaki kurban bayramı oldu. Haricen min eyyamil hac hac günlerinden haric oldu. Elleti öyle hac günleri ki cealallahu azze ve cel Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kıldı dil mütemettiği temettü niyeti dene as-savme orucu fiha ve eyyam-ı hacde bedelen minel hedi hediden bedel kıldı. Hac günlerinde 3 gün oruç tutarsa, 7 günde sonra tutarsa onun hedine bedel kıldı. Ne için? Lima kad ahracehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ihraç ettiği için minel eyyam illeti şul bir günlerden ki yusamu fiha onda oruç tutulur onlardan İhraç eyledi. Binehyihi, Peygamber Efendimiz'in nehyetmesi sebebiyle ansavmihi, o günü oruç tutmakta, bayram ve teşrik günlerinde oruç tutmakta nehyeylemişti. Hac günlerinde tutulacaktı. Kâne kezalik böylece oldu. Eyyam-ı teşrik, teşrik günleri de oldu. Hâriceten min eyyâmil hac, hac günlerinden hâric oldu. Nasıl bayram hac günlerinden hâric ise, teşrik günleri de hac günlerinden hariçtir. Elleti öyle eyyam-ı hac ki cealallahu azze ve cel Cenab-ı Hakk'ın dilin mütemmettiye temettüniyeti dene as-savma fiha o hac günlerinde oruç tutmayı bedelen minel hedi hediden bedel kılmıştı. Nasıl bayram günü caiz olmazsa eyyam-ı hac diye oruç tutmak teşrik günleri de eyyam-ı hac diye oruç tutmak caiz olmaz. Ne içindi? Mâ kad ahrecehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz o ayyam-ı teşriki ihraç ettiği için minel eyyam-ı illeti şul bir günlerden ki tusamu oruç tutulur. Her günlerinde oruç tutulur. Onlardan ihraç ettiği için ne sebebiyle? Binehyihi Peygamber Efendimiz nehyetmesi sebebiyle an savmiha ayyam-ı teşrikte oruç tutmadan tutmaktan nehyetmesi sebebiyle. Fesebete bima zekerine bizim zikrettiğimiz şeyle sabit oldu ki enne eyyam-ı teşrik teşrik günleri leyse li ahadin hiçbir kimseye caiz olmadı savmuha ve ayyam-ı teşrik oruç tutmak. Fî müt'atin ve la kıranin ne müt'ade ne kıranda ve la ihsarin ne ihsarda ve la gayri zalik ne de başkasında minel kefaret kefaretlerde başka bir kefaret de o günleri tutulmaz. Ve la minet tatavu nafileden de oruç tutmak caiz olmadı. Hiçbirisi caiz olmadı. Ve hâdâ kavru ebi hanifete ve ebi yusufe ve muhammedin rahmehumullah. İşte bu üç imamın kavli de budur. Eyyam-ı teşrikte oruç tutması caiz değildir. Ne temek? Hâdâ kavlu ebi hanifete ve ebi yusufe ve muhammedin rahmehumullah. Bu üç imamın kavli de budur ki eyyam-ı teşrikte oruç tutmak caiz değildir. Ne müte orucu, ne kıran orucu, ne ihsar orucu, ne başka bir nafile veya kefaret orucu hiçbirisini oruç tutmak bu günlerde caiz değildir. وَقَدْ رُوْيَا اَنْ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer'den de rivayet edildi. Ma bir şey ki yedüllü alâ zâlike buna delalet eder. Ey daha böylece yani eyyam-ı teşrikte orucun caiz olmadığına dair Hazreti Ömer'in de fetvası var. O rivayet de şu. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر. Bir adam Hazreti Ömer'e kurban bayramı günü geldi. Fekale dedi ki ya emirel müminin. Ey müminlerin emiri. İnni temettatu. Ben hacı temettu niyet ettim. Ve lem öhdi. Fakat hedi etmedim. Yani kurbanım yok. Kurban kesmedim. Ve lem asum. Oruç da tutmadım. Fil aşri bu 10 gün içinde yani bayramdan evvel bu 3 gün oruç var ya o 3 gün olan orucu da tutmadım. Fakat Hazreti Ömer dedi ki
sel fi kavmike, senin kavminde iste, yani kavminden bir kurban parası ara bul dedi. Akrabalarından da iste de sana yardım etsinler. Bir kurban parası topla da kurbanını kes demek istedi. O zat da dedi ki benim kavmimden burada kimse yok. Kimden isteyeyim yani tanışım yok. Sümme kâle, sonra Hazreti Ömer buyurdu ki ya mu'ayyiki bu a'tihi şâten, ey mu'ayyiki sen buna bir koyun ver. Çünkü fakir olduğundan beytul malda bir koyununa emretti, ver götürsün kurbanını kessin. Eğer oruç caiz olsaydı Hazreti Ömer ona git orucunu tut derdi. Ona bir koyun ver de kessin der miydi, demezdi. Efela tura, sen görmez misin ki enne Ömer'e, Hazreti Ömer lem yekul lehu adama demedi. Ki fehâzi eyyâmü teşrik, işte bu günler teşrik günleridir. Fesumha, sen o üç gün orucu tut demedi. Fedelle terkuhu zalik, Hazreti Ömer'in bunun terk etmesi delalet etti. Ona üç gün orucu tut dememesi. Ve emruhu iyyahu bilhedi, ona bir kurban kes diye emretmesi. Get kavmi kabilenden bir kurban bul, o da bulamam deyince kendisine bir kurban verdi. Böyle emretmesi de oldu ki enne eyyâmen haccı, hac günleri. İndehu, Hazreti Ömer indinde. Elleti, öyle eyyâmen hac ki emrallahu azze ve cel, Cenab-ı Hak emreyledi. El mütemettia, temettü eden, niyet eden adama emreyledi. Biz savmı, oruç tutmakla fiha, o günlerde. Hiye, o günler kable yevmin nehri, bayram gününden evveldir. Eyyâmi hac ki oruç tutulacak, temettü bir gran niyet eden adam fakir ise oruç tutacaksa, o eyyâmi hacda oruç tutacak. Onlar nehir gününden evveldir. Ve enne yevmin nehri, kurban bayramı günü, ve ma ba'dahu, bayramdan sonra olan günler, min eyyâmi teşrik, ki teşrik günlerinden sonra geliyor. Bayramdan sonra teşrik günleri geliyor. Gerek kurban bayramı, gerek ki bayramdan sonra gelen eyyâmi teşrik, leyse bunlar olmadılar, minha eyyâmi hacden olmadılar. Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ anh'dan gelen rivayete bunu teyit ve tekit ediyor. Vallahu teâlâ a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem.